Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bugün sizlerle nasip olursa Fatiha suresinin kısa bir meali ve tefsirini beraberce değerlendirmiş olacağız. Cenab-ı Hak Kur'an'ın nurlarına, sırlarına hepimizi mazhar eylesin. Fatiha suresi Kur'an-ı Kerim'in bir özeti durumunda. Nasıl ki kocaman bir ağaç küçük bir çekirdekte hülasa ediliyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in manalarını öz olarak Fatiha'da ifade etmiş. Adeta bir kitabın fihristi gibi. Kitabın nasıl içindekiler bölümü oluyor. O bölüme baktığımızda kitabın bütün muhtevası hakkında bir kanaatimiz hasıl olur. Benzeri bir şekilde Fatiha suresini dikkatli bir şekilde okursak Kur'an-ı Kerim'deki temel meseleleri burada görmek mümkündür. Fatiha'nın başında ve Tevbe suresi dışında bütün surelerin başında Bismillahirrahmanirrahim var. Bismillahirrahmanirrahim acaba doğrudan her sureye dahil midir yoksa değil midir? Bu biraz alimler arasında tartışmalı olan bir konu. Bazıları her sureye dahil olarak değerlendiriyor ve o sureden sayıyorlar. Ama bazı alimler de diyorlar ki sureleri birbirinden ayırt etmek için besmele konulmuştur. Ama her iki durumda da her halükarda besmele Kur'an-ı Kerim'den bir ayettir. Çünkü innehu min Süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Bu şekilde ayet-i kerime içerisinde besmele geçiyor. Sebe melikesi Belkıs, Hazreti Süleyman'dan gelen mektubu, işte devleti beraber idare ettiği önde gelen kişilere ifade ederken, bana diyor bir mektup geldi. İnnehu min Süleyman, o Süleyman'dandır. Ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Ve Bismillahirrahmanirrahim ile başlamaktadır. Bu durumda Bismillahirrahmanirrahim her halükarda Kur'an-ı Kerim'de geçen bir ifadedir. İster sure başlarını ayırt etmek için olsun, isterse o sureye dahil sayılsın, burada ciddi bir problem söz konusu değildir. Ancak 114 surenin sadece bir tanesinin başında, Tevbe suresinin başında besmele geçmiyor. Bununla alakalı da iki farklı görüşe alimler dikkat çekerler. Bazıları demişlerdir ki Enfal suresi ve Tevbe suresi acaba bir bütün olabilir mi? İşte bazıları bu yönde görüş beyan etmişler ve demişler ki hem konu itibariyle hem muhteva itibariyle birbirine yakın. Bundan dolayı bu ikisi tek sure olabilir. Bundan dolayı besmele yer almamıştır gibi. Böyle bir görüş beyan etmişler. Ama belki daha tercihe şayan olan, daha kuvvetli başka bir görüş ise, Hazreti Ali'ye de nispet edilen, başka zatların da ifade etmiş oldukları diğer görüş şu, Tevbe suresinin başında kafirlere yönelik bir ultimatom veriliyor. Onlara 4 ay bir süre tanınıyor ve bu 4 aylık süre içinde ya teslim olmaları, iman etmeleri veya görüldükleri yerde öldürülmeleri, bununla alakalı Tevbe suresinin başında ayetler var. Besmele'yi okuduğumuzda Bismillahirrahmanirrahim, Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla, Rahman Rahim de orada geçtiğinden onların öldürülmeleriyle alakalı duruma bu çok da muvafık düşmüyor. Nasıl ki kurban keserken de Bismillahirrahmanirrahim demiyoruz. Bismillah Allahu Ekber diyoruz. Burada da bundan dolayı besmele zikredilmemiştir demişler. Allahu Alem değişik görüşler olabiliyor. Ama bunlar o kadar da öze taalluk eden meseleler değil. Besmele'de meal itibariyle düşündüğümüzde mana kısaca şöyle. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın adıyla dediğimizde aslında mana tamamlanmıyor.
Yani Allah'ın adıyla ne? Türkçe'de bunun bir misali şu olabilir. Mesela birisine güle güle diyoruz. Güle güle dediğimizde güle güle git. Orada git mukadderdir. Ve zihinlerde bu az çok yer etmiş olan bir şeydir. Güle güle dediğimizde mana anlaşılır. Güle güle git manası olduğu anlaşılmış olur. Allah'ın adıyla dediğimizde de Allah'ın adıyla başlarım. Başlarım her ne kadar ifadede yoksa da niyette, zihinde var olan bir durum. Veya Allah'ın adıyla oku gibi bir emir tarzında da başka bir takdir yapılabilir. Birincisi daha ziyade meşhur olan bir manadır. Ve ardından Rahman Rahim, Allah-u Teala'nın iki ismi devamında geliyor. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah-u Teala mevcudu meçhuldür. Yani alemi yaratan O. Ama biz Allah-u Teala'nın keyfiyetini, zatını bilemiyoruz. Allah-u Teala'yı isimleriyle tanıyoruz. وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا Allah'ın Esma-ül Hüsna'sı vardır. Bunlarla ona dua edin. Ayette böyle ifade edilmiş. Ve hadiste de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Hakk'ın 99 ismini ifade buyurmuş. Cevşenül Kebir'de de 1001 esma ile Cenab-ı Hakk'ı vasfetmiş. Böyle olunca biz Cenab-ı Hakk'ın isimleriyle onun marifetine ulaşıyoruz. Yani o Rahman'dır, Rahim'dir, Adil'dir, hayatı verendir, şifayı verendir, rızık verendir gibi bütün bunlarla Allah-u Teala'yı tanımış oluyoruz. Allah dediğimizde yazılış itibariyle baştaki elifi kaldırsak lillah oluyor. Oradaki lamı kaldırsak lehu oluyor. Diğer lamı da kaldırdığımızda hu oluyor. Bunların her birinde yine mana var. Yani Allah lafzı celalini Arapça olarak yazdığımızda her bir harfi kaldırdığımızda sonuna kadar hepsi Allah'ı ifade ediyor. Lillahi Allah için demek, lehu onun için demek, hu la ilahe illa hu da olduğu gibi Allah-u Teala'yı zikretmek. Allah dediğimizde noktalı hiçbir harf yok. B gibi, nun gibi, y gibi hiçbir nokta yok. Allah inancında da karanlık hiçbir noktanın olmaması gerekiyormuş. Öte yandan Allah dediğimizde bunlar mahreç itibariyle mesela elif, lam, he bunların her birisi belli çıkış yerleri var. Sanki içimizi şöyle bir dolaşıyor ve bize hayat vesilesi oluyor. Maddeten de böyle. Onunla nefes alıyoruz. Manen de insanın manevi hayatında Allah demesi işin en temel esasıdır. Rahman, Rahim, Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle alakalı. Her ikisi de rahmet kökünden geliyor. Ancak kalıpları farklı olduğundan mana itibariyle de farklılık var. Rahman daha çok büyük nimetlere, Rahim de dakik ince nimetlere delaleti var. Bazı zatlar bunu şöyle ayırmışlar. Demişler ki Rahman hasaten dünyaya bakar, Rahim ise hasaten ahirete bakar. Ya Rahmanet dünya ve ya Rahimel ahire. Ey dünyanın Rahmanı, ahiretin Rahimi. Cenab-ı Hakk'a hitap ederken böyle hitap etmişler. Tabi buna delil olarak da delillerini de getirmişler. وَكَانَ بِالْمُؤْمِن۪ينَ رَح۪يمًا Allah müminlere rahimdir. Dünyada ise mümin kafir ayırt etmeden Allah-u Teala bütün mahlukatına rızık verir. İşte Rahman daha çok Rezzak manasında değerlendiriliyor. Ve Allah-u Teala rezzakiyetiyle, rızık vermesiyle hem müminlere hem kafirlere bir ayrım yapmaksızın bu dünyada bolca veriyor. Ama diğer alemde Cenab-ı Hakk'ın özel ikramına müminler mazhar olacak. Bu da Allah-u Teala'nın rahimiyetinin bir tecellisi. Bu bir cihet, başka cihetle de değerlendirilir. Cenab-ı Hakk'ın rahim olması, dünyevi ince nimetler yönüyle, dakik nimetler yönüyle değerlendirilir. Bu açıdan bakıldığında ise, illa dünya ahiret diye bir ayrım yapmak gerekmez. Allah hem dünyanın hem ahiretin Rahmanıdır, Rahimidir. Hamdi Yazır'ında bu meyanda çok güzel açıklamaları var. Kısaca Besmele ile alakalı bunları ifade ettikten sonra
Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyoruz. Fatiha'ya giriyoruz, başlıyoruz. Fatiha en fazla okuduğumuz suredir. Namazını kılan bir mümin, eğer sünnetleri de kılıyorsa günde 40 defa Fatiha okur. 15 yaşında namaza başlamışsa veya 10 diyelim biz, 10 yaşında namaza başlamışsa 70 yıllık ortalama bir ömürde 60 yıl boyunca Fatiha'yı okumuş olur. Günde 40 defa çarpı 365 çarpı 60 neredeyse 1 milyona yaklaşıyor. Yani bir Müslüman, 10 yaşında namaza başlayan bir Müslüman 70 yıllık bir ömürde 1 milyona yakın Fatiha'yı okumuş oluyor. Bu Kur'an-ı Kerim'in harika cihetlerinden birisi. Tekrarlanıyor ama tekrarlanması halavetini, tatlılığını eksiltmiyor. Bilakis daha da artırıyor. Halbuki başka bir şeyi insan, yani devamlı bal yese baldan bile usanır. Veya devamlı sevdiği bir şiiri okusa, gün gelir artık bu kadarı yeter der. Ama Fatiha'yı okudukça ruh bundan apayrı bir lezzet alıyor. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'e hitaben şöyle buyuruyor. وَلَقَدْ اَعْتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِيَ Andolsun ki biz sana سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِيَ verdik. Tekrarlanan yedi. Başka cihetleri de var da bir manası. Sana tekrarlanan yediyi verdik. Tekrarlanan yedi çok cihetleri olan, şumulü olan bir ifade. Ama en meşhur manası Fatiha. Fatiha'da yedi ayet var ve bu devamlı tekrarlanıyor. Ben konumuza bakan cihetini ifade ediyorum. Yoksa seb'un minel mefani uzun uzun anlatılabilir. Fatiha'ya Fatiha suresi denilmesi Kur'an'ın bununla açılmasından dolayı. Kur'an'ın başında Fatiha var. Fetaha açmak anlamında Kur'an-ı Kerim'i Fatiha suresiyle açmış oluyoruz. Ve Fatiha'nın da Fatiha'sında Elhamdülillahi Rabbil Alemin var. Meal itibariyle baktığımızda her türlü hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Allah'a mahsustur. Elhamdülillah artık bir nevi Türkçeleşmiş bir ifade gibi. Yani günlük hayatta elhamdülillah bunu rahatlıkla kullanıyoruz. Hani hacca gidenlerden bir tanesi döndüğünde demiş ki, orada birbirleriyle Arapça konuşuyorlardı, pek anlamıyorduk ama ezanları Türkçeydi demiş. Şimdi devamlı doğduğundan beri bu şekilde ezana muhatap olunca artık bir nevi Türkçeleşmiş gibi oluyor. Bunu şu açıdan önemli buluyorum. Kur'an-ı Kerim'de madem Fatiha'yı devamlı okuyoruz, günde 40 defa okuyoruz, oradaki manalar da bize bir nevi ezan gibi olmalı. Yani bize yabancı olmamalı, adeta Türkçe gibi olmalı. Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerini Türkçe gibi anlamak çok da zor değildir. Mesela Allahu haliku kulli şey, Allah her şeyin halikidir. Adeta Türkçe gibidir bu. Daha bunun gibi çok örnekler verilebilir. Kur'an-ı Kerim'le devamlı hemhal olursak manalar bize Türkçeleşir ve Türkçe gibi anlamaya başlarız. İşte elhamdülillah dediğimizde de her türlü hamd Allah'a mahsustur. Hamd şükürle birbirine yakın, şükrü de içine alan bir ifade. Ama şükür daha çok nimet mukabil olan, hamd ise hem nimeti hem de kemale karşı bir methi ifade ediyor. Cenab-ı Hakk'ı kemal sıfatlarıyla yad etmek bu hamddır. Ama nimet daha çok şu nimetten şükür ise şu nimetten dolayı şükür ya Rabbi. Nimete mukabil olana şükür deniliyor. Kur'an-ı Kerim'de 5 ayrı sure başında elhamdülillah ifadesi geçiyor. Biri Fatiha, biri Kehf, biri Sebe, biri Fatır, biri de En'am suresi. Bunlar da şu dünyada var olmak ve hayatın devamı, diğer alemdeki hayat ve diğer alemdeki hayatın ebedi oluşu, bu gibi nimetlere dikkat çekilmiş. Ayrıca elhamdülillah kelimesi Kur'an-ı Kerim'de ayet içlerinde de geçer. Ayetin sonunda mesela o zalim kavmin kökü kesildi diyor. Devamında da elhamdülillahi rabbil alemin. Bu şekilde elhamdülillahi rabbil alemin kalıp bir ifade olarak Kur'an-ı Kerim'de
pek çok yerde geçiyor. Bunun tarifinde, elhamdülillah'ın tarifinde bazı zatlar şöyle bir açıklama yapmışlar ve demişler ki Arapça kurallarına uygun en kısa hamd tarifi, elhamdülillah'ın tarifi şuymuş. Küllü ferdin min efradil hamd min eyyi hamidin sadara ve ala eyyi mahmudin vaka'a hasun ve müstahikkun lizzatil vacibil vücud el müsemma billah. Yani her kimden her kime, her ne şekilde vaki olursa olsun, minel ezel ilel ebed, ezelden ebede her türlü hamdü sena vacibül vücut olan Allahu Teala'ya mahsustur. Bunu ben kısaca şöyle ifade edebilirim. Diyelim birisinden bize nimet geldi. Normalde o zaten minnettar oluruz, teşekkür ederiz. Teşekkürler insanlara ama şükür ise Allah'adır. Çünkü bize her ne kadar falancadan bir nimet geldiyse de o yoktan meydana getirmiyor ki. Allah'ın verdiğini bize vermiş oluyor. Vermekten dolayı yine bir şeref kazanıyor ayrı bir cihet. Ama o nimetin hakiki sahibi Allah-u Teala'dır. Bu benim şu ayette hasaten dikkatimi çekti bu mana. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ Size gelen her bir nimet Allah'tandır. Yani son derece dikkat çekici bir ayet. Mesela وَاِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْسُوهَا Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız saymakla bitiremezsiniz. Bu ayet bilinir, meşhur bir ifadedir. Ama diğer ayet zannederim o kadar da dikkat çekilen bir ayet-i kerime değil. Kur'an'da bu da var. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ Size gelen her bir nimet Allah'tandır. Ama sebepler eliyle, diyelim ağaçların dallarıyla bize meyveler geliyor. Bulut vasıtasıyla yağmur geliyor. Anne baba vasıtasıyla yeni yeni insanlar dünyaya geliyor. Falan şahıstan bize diyelim bir yardım geliyor. Bu gibi vasıtalar var. Biz vasıtaları, sebepleri reddetmiyoruz. Ama biliyoruz ki bunların arka planında Allah-u Teala'nın o nimetleri yaratması var. Onlara bu kabiliyeti vermesi var. Böyle olunca bütün hamdler, bütün medihler, muhabbetler, övgüler ve bütün teşekkürler gerçek anlamda Allah'a mahsustur. Ve o Allah Rab'dır, her şeyi terbiye edendir. Rabbül Alemin'dir, alemlerin terbiyecisidir. Alem ne demek? Sonra Rab, ona geçeceğiz inşallah. Alem, مَا يُولَمُ بِهِ السَّانِعُ Yani yüce sanatkarın, Allah-u Teala'nın kendisiyle bilindiği şey, Allah'a alamet olan şey, böyle tarif edilmiş. Ve şu evrende her şey Allah'a bir alamettir. Ve fî külli şeyin lehu âye tedüllü alâ ennehu vâhid. Her şeyde onun vâhid olduğuna, bir olduğuna delalet eden ayet vardır, işaretler vardır. Şiirde ifade edildiği gibi. Her varlıktan Allah'a açılan pencereler var. Her varlık bizi Allah'a götürüyor. Böyle olunca biz Allah-u Teala'yı alemler vasıtasıyla biliyoruz. Yani Allah-u Teala'yı zatıyla bilemeyiz. Doğrudan bizim aklımız, diğer kapasitelerimiz buna müsait değil. Anlamaya müsait değil. Ama Allah-u Teala'nın yarattığı şeylere bakmak suretiyle Cenab-ı Hakk'ı isimleriyle, sıfatlarıyla, ünvanlarıyla tanıyabiliyoruz. Bundan dolayı alemler, alemlerin Rabbi bu manayı anlamak son derece önemli. Şu anda bütün ilimler Rabbül Alemin manasını bize anlatıyor. Mesela uzayla alakalı astronomi ilmi Allah-u Teala'nın uzayı nasıl terbiye ettiğini anlatıyor. İnsanla alakalı işte tıpta değişik branşlar var. Bunların her biri Allah'ın insanı nasıl terbiye ettiğini, maddi beden itibariyle nasıl terbiye ettiğini anlatıyor. Diyelim jeoloji, yerin altında ne gibi ilahi terbiyeler var, onları bize anlatıyor. Ve biz şunu görüyoruz ki, bütün alemler terbiyeden geçmiş. Öyle bir terbiye ki, herhangi bir yerinde bir eksik, bir kusur göremiyoruz. Şöyle olsaydı daha iyi olur diyemiyoruz. Halbuki insanların yaptığı terbiyeyi tenkit edebiliriz.
ya falanca şunu şöyle yapmış ama böyle yapsa daha iyi olurdu. İnsan için böyle bir şey, yani Allah'ın sanatında bir eksik görebilmek, bu tarz bir kusur görebilmek haşa mümkün değildir. Vakide de zaten böyle bir şey yoktur. Kur'an-ı Kerim'de ferci'il basar hel terâ min fütûr buyuruluyor. Yani çevir gözünü, herhangi bir kusur bulabilir misin? Buradaki göz normal insanın bu gözü olarak da anlaşılabilir. Ama daha genel anlamda ilimler gözü. Yani senin gözün alemde her şeyi göremez. Ama ilimler gözüyle alemin her tarafına bak. Acaba bir eksik, bir kusur var mı? Bir eksik, bir kusur yok. Her şey en mükemmel bir şekilde. Acaba insanların kusur tevehüm ettiği şeyler olabilir mi? Zaman zaman olmuş. Mesela insandaki kör bağırsak bir zamanlar fazlalık bir madde gibi kabul edilmiş. Evrimciler demişler ki insanın evrimi esnasında nasılsa bu parça böyle kalmış. Faydasız bir şey. Böyle demişler. Ama sonradan tıp bunun da farkına varıyor ki meğerse onun da yaratılışında çok büyük incelikler var. Yani kör bağırsak fazlalık bir madde değil, onun da mühim fonksiyonları var. İnsanda bir tek karaciğerin 400'den fazla vazifesi varmış. Ya daha diğer azalar buna kıyas edilebilir. Ve bütün bunlar bize ilahi terbiyeyi gösteriyor. Yani Allah-u Teala her bir varlıkla adeta birebir ilgilenmiş. Hiçbirini mühmel bırakmamış. Hiçbirini kendi haline terk etmemiş. Ve her birini özel bir terbiyeden geçirmiş. Burada alemin derken insanların çoğul yapıldığı sırayla, akıllı varlıkların çoğul yapıldığı sırayla bu gelmiş. Avalim değil de alemin olarak. Bu Arapça ile alakalı bir incelik. Burada da şöyle bir inceliğe dikkat çekiliyor. Sanki alemlerin hepsi akıl sahibi, şuur sahibi varlıklar gibi tasavvur ediliyor. Malum cansız bir şeye emir veremezsin. Şuursuz bir varlığa doğrudan emir veremezsin. Söz anlamaz, laf dinlemez. Ama Allah-u Teala alemleri öyle terbiye etmiş ki canlı cansız her bir varlık sanki doğrudan doğruya akıl sahibi, şuur sahibi gibi söz dinliyor, emirleri anlıyor. Rabbül Alemin'in tefsirinde bazı zatlar 18 bin alem demişler. 18 bin alem. Bu tasavvuf kitaplarında özellikle meşhurdur. Ve bizim örfümüzde de az çok yer etmiş olan bir ifadedir. Acaba niçin 18 bin alem? Bu bazı ehli keşfin bir tespiti. Alemlerin başlıcaları 18 bin olabilir. Ama alemleri sadece 17.999'dan sonraki 18 binle sınırlı görmek yanlış olur. Bunu kestetten kinaye gibi de anlayabiliriz. Çünkü uzayda her bir yıldız bir alem gibidir. Galaksiler var. Biz Samanyolu galaksisindeyiz. Samanyolu galaksisinde 200 milyardan fazla yıldız var. Güneşimiz gibi. Bunların her birisi adeta bir alem. Bütün kainatta en az 100 milyar galaksi topluluğu var. Her birisi yine birer alem. Sonra mesela bu alemler içinde küremize, dünyamıza geldiğimizde hayvanlar alemi, bitkiler alemi, renkler alemi, sesler alemi, iç içe alemler var. İnsanlar alemi dediğimizde ırklar karşımıza çıkıyor ve ırklara baktığımızda belli özellikleri var ve bütün insanlar, şu anda 7 milyara yaklaştı dünya nüfusu, 7 milyar insanın her birisi tek başına bir alem gibi. Her bir insan tek başına bir alem. Böyle olunca Rabbül Alemin ifadesi bütün bunları terbiye eden, insanları, bitkileri, hayvanları, yıldızları, renkleri, her şeyi terbiye eden. Yani renklerin terbiyesi derken mesela siyah bir portakal şimdiki kadar cazip olmazdı. Tadı aynı olsa bile şimdiki tatlılığı, renk olarak tatlılığı olmazdı. Gökyüzü simsiyah. Şimdiki gibi latif, berrak olmazdı. Yani renk seçimi nasıl ki işte bir salonda renk uyumuna da dikkat ediliyor. Estetik noktasında, güzellik noktasında. Allah'ın sanatına renklerin terbiyesi noktasından bakılsa her renk
en ideal boyutlarda, en güzel şekilde. Bütün bunlar Allah-u Teala'nın terbiyesini gösteriyor. Er-Rahmanir-Rahim, işte hamd, alemlerin Rabbi, Rahman Rahim olan, Maliki Yevmiddin, din gününün maliki olan Allah'a mahsustur. Buraya kadar tek cümle. Ayet olarak tek ayet değil de cümle olarak tek cümle. Her türlü hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, din gününün maliki, sahibi olan Allah'a mahsustur. Maliki Yevmiddin, Meliki Yevmiddin şeklinde de okunabiliyor. Yani Arapça yazılış buna müsaittir. Meliki Yevmiddin, hükümdar, din gününün hükümranı, hükümdarı gibi. Malik olunca da sahibi anlamında. Cenab-ı Hak hem maliktir hem de meliktir. Her iki mana da sahih olan bir manadır. Peki din günü denildiğinde din gününü nasıl anlayacağız? Yani din günü, Türkçe'de biz din denildiğinde işte İslamiyet, Hristiyanlık gibi ifadeleri anlıyoruz. Bu manada burada büsbütün göz ardı edilemez. Dinin hakikatlerinin ortaya çıkacağı gün. Böyle bir mana var. Din günü. Şu dünyada herkes dinin hakikatlerini göremiyor. Mesela din diyor ki, kabir hayatı var, ahiret hayatı var, cennet var, cehennem var. Bunları din haber veriyor. Felsefenin böyle bir bilgisi yok. Felsefe böyle şeylerden söz etmiyor. Ama din böyle şeylerden söz ediyor. Diğer alemde bu şekilde dinin hakikatleri ortaya çıkacak ve dinin haber verdiği her şeyin hak olduğu herkes tarafından görülecek. Bir mana bu. Bir başka mana ise Yevmüddin, Yevmül Ceza denilmiş. Yani din günü, hesap günü anlamında. İnsanların yaptıkları hayır ve şerlerin karşılığını alacakları gün. Bu anlamı ifade ediyor. Kemâ tedînu tüdânu denilmiş. Yani ne yaparsan bunun karşılığını görürsün. Bu dünya tabii tümüyle yaptığımız şeylerin karşılığını gördüğümüz bir alem değil. İyiler yaptığı iyiliğin mükafatını tam görmüyor. Kötüler yaptığı kötülüğün karşılığını tam görmüyor. Diğer alemde ise herkes ne yapmışsa yaptığının karşılığını görecek. Belki burada şu hatıra gelebilir. Yevmüddin ifadesi, Maliki Yevmüddin, din gününün maliki. Allah-u Teala bütün zamanların malikidir. Böyleyken burada sadece din gününün maliki diye özel bir manaya dikkat çekilmesi acaba nedendir? Burada şöyle bir incelik var. Her ne kadar bu dünyada insanlar kendini malik tevehüm etse de diğer alemde malik olmadıkları anlaşılacak. Ama bu dünyada tam anlaşılmıyor. Bundan dolayı gerçekten mülkün tümüyle Allah'a ait olduğu bütün haşmetiyle o gün anlaşılacak. Yani artık kıyamet kopmuştur. Kimsenin elinde hiçbir şey kalmamıştır. O hengamede işte Karun gibi ben kendi ilmimle bunları kazandım diyenler, onlar da bütün servetin Allah'tan olduğunu, Firavun gibiler bütün hükümranlığın Allah'tan olduğunu orada anlayacaklar. Buraya kadar olan kısım, Cenab-ı Hakk'a olan hamdimizi bu şekilde ifade ediyoruz. Bundan sonra hitap makamına yükseliyoruz. Allah-u Teala'ya hitap ederek diyoruz ki, İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. Allah'ım yalnızca sana ibadet ederiz ve sadece senden yardım isteriz. İyyâke tahsis ifade eder. Yani başkasına değil, sadece ve sadece sana. Nâbudu ibadet ederiz. Ve iyyâke nestaîn. Ve sadece senden yardım isteriz. İyyâke nâbudu diyebilmek, Allah'ım yalnızca sana ibadet ederiz, çok büyük bir nimet. Çünkü insanlar Allah'ı bilmediklerinde başka şeylere ibadet ediyorlar. Veya bazıları Allah'ı bilmekle beraber araya aracılar koyuyorlar, onlara ibadet ediyorlar. Mesela cahiliye Arapları müşrikti, Allah'ı reddetmiyorlardı
Ama araya putları aracı olarak koyuyorlardı. Kur'an-ı Kerim Yahudi ve Hristiyanların kendi din adamlarını erbaben min dunillah ittahazu ahbarahum ve ruhbanahum erbaben min dunillah. Onlar diyor kendi din adamlarını, alimlerini Allah'ın dışında Rabler edindiler. Burada Allah'ın dışında Rabler edinmeleri şöyle açıklanıyor. Hüküm koyucu Allah'tır. Yetki Allah'ındır. Ama onlar kendi din adamlarını bu konuda yetkili gördüler. Haram helal noktasında onlar ne demişse onları haram, onları helal kabul ettiler. Peygamberimiz tarafından bu böyle açıklanmış. İyyâke nâbudû demek suretiyle Allah'tan başka hiçbir şeyi Rab olarak, mabut olarak tanımadığımızı ifade etmiş oluyoruz. Gerek putlara tapmak, gerekse putlaştırılan şahıslara tapmak, bu gibi durumlardan uzak olduğumuzu ifade ediyoruz. İyyâke nestaîn derken de yardım sadece Allah'tandır, onu ifade ediyoruz. Gerçi hani biz birbirimizden de yardım talebinde bulunuruz. Diyelim böyle bir masayı kaldıracağız, bir kişi kaldıramıyorsa arkadaşımızdan rica ederiz, o da ucundan tutar, beraberce kaldırırız. Peki burada yalnızca senden yardım isteriz demekle bu ters düşmüyor mu? Hatıra gelebilir. Bize de kuvvet, bize de ona da kuvvet Allah'tan geliyor. Yani netice noktasında. Bütün yardım Allah'tandır ama bir takım sebeplerle. Bizler sebepler dünyasında yaşadığımızdan sebepleri inkar etmiyoruz. Ama sebeplerin hakiki fail olmadığını, hakiki müessir olmadığını da en azından itikad itibariyle biliyoruz. Böyle olunca İyyâke nestaîn, yalnızca senden yardım isteriz. Bu mana son derece tevhidde ileri bir makamı, tevhidde ileri bir mertebeyi beyan etmiş oluyor. Biz bu şekilde ya Rabbi yalnızca sana ibadet eder ve sadece senden yardım isteriz deyince Allah-u Teala adeta bize soruyor. Ey kulum ne istersin? Biz de diyoruz ki ihtinas sıratel müstakim, Allah'ım bizi sırat-ı müstakime hidayet et. Bizi sırat-ı müstakime sevk et. Sırat-ı müstakim, dost doğru yol. Peygamberimizin gittiği, Kur'an'ın gösterdiği, daha evvelinde diğer peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin, salihlerin gitmiş olduğu bir cadde-i kübra. Dar bir yol değil, gayet geniş bir yol. Hazreti Adem'den itibaren bütün kamil zatlar öyle bir yolda gitmiş. O yolda gidenler dünyada huzurlu yaşamışlar. Ahirette de ebedi saadeti elde edecekler. İşte sırat-ı müstakimi isterken biz bunu istemiş oluyoruz. Bunun ihtina ile Allah'ın bize hidayet et şeklinde ifade edilmesi, hidayet Allah'tandır. Dosdoğru yola gitmekte muvaffak olmak yine Allah'tandır. Allah-u Teala Rabbunellezî âtâ külle şeyin halgahu sümme hedâ ayette ifade edildiği üzere Rabbimiz olan Allah her şeyi yarattı, sonra da ona hidayet etti, yol gösterdi. Allah-u Teala her varlığa yolu da beyan ediyor, yolu da gösteriyor. Bizlerle alakalı ilahi hidayete baktığımızda Allah-u Teala'nın bizlere hidayet etmesi, yol göstermesi değişik şekillerde kendini gösterir. Bunlardan birisi peygamberler göndermek suretiyle. Yani peygamberler bize rehberlik yapıyor, yol gösteriyor. Sonra kitaplar indirmek suretiyle, kitap şu anda önümüzde, Kur'an-ı Kerim bize yapacağımız şeyleri gösteriyor. Öte yandan bize akıl vermek suretiyle, akıl da bir rehberdir ve iyi bir rehberdir. Allah onunla da bize hidayet ediyor. Bir de afakta ve enfüste deliller nasbetmek suretiyle, yani alemin her tarafında bize yol gösteren, bizi Rabbimize götüren alametler var. Bunlarla da Allah-u Teala bize kendine giden yolu göstermiş oluyor. Böyle bir mana da var. Bir başka cihet belki hususi ilhamlar. İnsan darda kaldığında Allah'a iltica eder. Allah-u Teala ona yolu gösterir. İşte istihare, yani rüyasına yatmak bir nevi bunlardan bir tanesidir.
darda kaldığında bir kimse Allah'tan hayırlısını bu şekilde talep ettiğinde kendisine rüyada mesajlar verilir. Allah-u Teala işte doğru yolda beyan etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de de beyan etmiş. Ve biz bunu sırat-ı müstakim şeklinde günde 40 defa Allah-u Teala'dan istiyoruz. Sırat-ı müstakim ifrat tefritten azade, aşırılıklardan uzak, orta yol. Orta yol derken yani ifratı tefriti olmayan, aşırılığı olmayan orta yol. Bu manayı kastediyoruz. Normalde insanlar hatta din adına bile bir takım aşırılıklar içerisinde olabiliyorlar. La ta'lu fi dinikum. Dininizde haddi aşmayın. Kur'an-ı Kerim'de ifade edilmiş. Diyelim Hristiyanlıkta ruhbanlık var. Allah'ın emrettiği bir şey değildir. Sonradan kendilerinin ihdas ettiği bir şeydir. Dinde bir aşırılık oluyor. Bazıları din adına işte ifrat tefrit haller yaşayabiliyorlar. Bu da onların algılamasından kaynaklanan bir problem. İnsanda akıl kuvveti, şehvet kuvveti, gadab kuvveti şeklinde üç temel kuvvet var. Bunların ifrat, tefrit ve vasat mertebeleri. İfrat tefritte aşırılıklar söz konusu. Vasat mertebesinde ise denge ve itidal söz konusu. Mesela konuşmayı ben örnek vereyim. Çok örnekler verilebilir de adam var konuşması gereken yerde de konuşmuyor. Bu tefrit. Bir başkası var durmak bilmiyor devamlı konuşuyor. Bu da ifrat. Vasat ise yerinde yeterince konuşmak. İşte konuşma noktasında sırat-ı müstakim vasat yol ortasını istemek. Akıl noktasında bir kısım insanlar akıllarını kullanmıyor. Tefrit mertebesi. Bir kısmı çok dessasane kullanıyor. Başkalarını aldatmak, yoldan çıkarmak, dalavereler çevirmek için. Bu ifrat hali. İstikametli hali ise aklı mutedil bir şekilde, kendi sahasında dengeli bir şekilde kullanmak. Yoksa aklı kötü şeylere, onları araştıran bir şekilde kullanmak, bu aklı kötüye kullanmak oluyor. Daha diğer her birisinde, insanla alakalı her bir kabiliyetin ifrat tefrit halleri olabilir. İşte İslamiyet bize sırat-ı müstakimi gösteriyor, orta yolu, dengeli yolu gösteriyor ve biz de bunu Fatiha'da günde 40 defa Cenab-ı Hak'tan istiyoruz. Ayetin devamı bunu biraz açıyor. Sıratallezîne en'amte aleyhim, kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna bizi ilet. Bu kendilerine nimet verilenler kimlerdir? Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinde bu ifade edilmiş. Feulâike ma'allezîne en'amallâhu aleyhim minennebiyyin ve sıddîkîn ve şühedâ ve sâlihîn. Ve hasuna ulaike refiga. Yani peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihler. Dört ayrı zümre şeklinde ifade ediliyor. Bunlar Allah-u Teala'nın özel nimetine mazhar olan kimseler. İşte biz bunların gittiği yoldan gitmeyi her Fatiha'da istemiş oluyoruz. Yani Allah'ım bizi de onlarla beraber eyle. Kendilerine nimet verdiğin kimselerle beraber kıl. Bunu Cenab-ı Hak'tan talep ediyoruz. Devamında gayril mağdubi aleyhim, kendilerine gadab edilenlerin yoluna değil, velattallin, sapanların, dalalette olanların yoluna da değil. İstisnası getiriliyor. Demek ki insanların bir kısmı mağdubi aleyhim grubuna giriyor, gadab edilenler tarzında. Diğer kısım ise dallin, yoldan sapanlar. Buna birinciye örnek olarak mağdubi aleyhim, kendilerine gadab edilenlere örnek olarak Yahudiler örnek verilmiş hadiste. Dallin güruhuna da Hristiyanlar örnek verilmiş. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, Yahudiler mağdubi aleyhimdir, Hristiyanlar da dallindir buyuruyor. Pek çok kişi bunu değerlendirirken nedense böyle bunun bir temsil olduğunu, misal olduğunu nazara almamışlar. Böyle lafzın umumi oluşuna göre öyle ifade edip geçmişler. Lafzın umumi oluşuna göre değerlendirilirse şöyle anlaşılır. Gadab edilenler sadece Yahudilerdir. Yoldan sapanlar ise sadece Hristiyanlardır. Böyle bir anlayış doğru bir anlayış olmaz.
yanlış bir anlayış olur. Çünkü gadab edilenler Yahudilerden başkaları da vardır. Dalalette olanlar, yani yoldan sapmış olanlar, Hristiyanlardan başkalarında da bu görülebilmektedir. Mesela felsefi ekollerin çoğu dalin güruhuna girerler. Yani yoldan sapmış, böyle asıl yoldan uzaklaşmış olan kimselerdir. Felsefecilerin çoğu bu gruba dahil olur. Öte yandan gadab edilenler, Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuz zaman mesela Hazreti Nuh'un kavminin tufanla helak edildiğini okuyoruz. Bu bir gadaptır. Allah-u Teala'nın gadabının tecellisidir. Ad kavmi, Semud kavmi, Lut kavmi, bu gibi kavimler Cenab-ı Hakk'ın gadabına maruz kalmışlar ve toptan helak edilmişler. Bunlar yine gadab edilenlere Kur'an-ı Kerim'de verilen misallerdir. Dalil ise Müslümanlar içerisinden de çıkar. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Ümmetim 73 fırkaya bölünecek. Yahudiler 71 fırkaya bölündü. Hristiyanlar 72 fırkaya. Ümmetim ise 73 fırkaya bölünecek. Bu 73 fırka ile alakalı. İşte bir tanesi tam istikamet üzere. Gerisi fırak-ı dalile. Dalile dalaletten geliyor. Yani yoldan sapmış olan fırkalar. İşte Mutezile, Cebriye, Mürciye vesaire vesaire. Bir takım böyle ekoller var. Bunlara fırak-ı dalile veya ehli bid'a deniliyor. Demek ki hadis-i şerifte ifade edilen gadab edilenler Yahudilerdir. Yoldan sapanlar Hristiyanlardır. Peygamberimiz bunun en meşhur misalini vermiş oluyor. Gadab edilenleri görmek mi istiyorsunuz? Yahudilere bakın. Yoldan sapanları görmek mi istiyorsunuz? Hristiyanlara bakın. Yani Hristiyanlara bakın derken şu manada, Allah onlara büyük bir peygamber gönderdi ama tuttular onu Allah'ın oğlu yaptılar. İçlerinden pek çok ruhban sınıfı çıktı ama ruhban sınıfını adeta Rab edindiler. Ruhban sınıfı bunlara din uydurdu. Allah'ın gönderdiği dinden çok farklı bir din meydana geldi. Bu da yoldan sapmak oluyor. Ve ta hemen hemen işin bidayetinden itibaren bu tarzda gelmişler. Çok az bir kısmı istikametli bir inancı tutturabilmiş. Geri kalanlar ifrat veya tefritte yer almışlar. İşte bunu da okuduktan sonra velattallin bunu okuduktan sonra amin diyoruz. Amin Allah'ım kabul et demek. Yani burası bir dua olduğundan dolayı Allah'ım kabul et şeklinde amin diyoruz. Amin Kur'an-ı Kerim'de yani Fatiha'ya dahil bir ifade değil. O haricen Allah'ım kabul et manasında bir ifade. Onu da Fatiha'yı okuduktan sonra bizler söylüyoruz. Mezheplerde farklılıklar olabiliyor. Bir kısmı sessiz söylüyor, bir kısmı sesli söylüyor. Bunlar problem değil. Ama her halükarda bildiğimiz kadarıyla bütün mezheplerde Fatiha bittikten sonra amin deniliyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Fatiha suresiyle alakalı Cenab-ı Hakk'ın şöyle bildirdiğini bize anlatıyor. Hadis-i Kudsi'de Cenab-ı Hak şöyle buyurmuş. Fatiha suresini iki kısma ayırdım. Yarısı işte kulumun bana hamdidir. Geri kalan kısmı da kulumun bana duasıdır. Veli abdi mâ se'ele. Ve benim abdim için, kulum için istemiş olduğu şey vardır. Yani biz Fatiha'yı okurken İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn dedikten sonraki kısımda Allah'a dua etmiş oluyoruz. İhtinas sıratal müstakîm, sıratal lezîne enâmte aleyhim, gayril mağdûbi aleyhim ve raddâlin. Buraya kadar olan kısım, son kısım yani. Bir duadır ve Allah-u Teala kulum için istediği vardır buyuruyor. Bunu ben biraz açmak istiyorum. Kulum için istediği vardır. Biz sırat-ı müstakimi istiyoruz ya. Sırat-ı müstakimden acaba maksat ne? Onu ne kadar kendi iç dünyamızda böyle ölçüp biçebilmişiz? Herkesin kendine göre bir sırat-ı müstakim anlayışı olabilir. Sırat-ı müstakimde de mertebeler vardır. Böyle olunca sadece lafız olarak sırat-ı müstakimi isteyenler vardır. Bir de sırat-ı müstakim derken
kıldan ince, kılıçtan keskin, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bile titreten bir emir gibi o yönüyle değerlendirilirse çok ciddi bir durumla karşı karşıyayız. Festakim kema ümirte. Cenab-ı Hak Peygamberimize böyle buyurmuş. Emrolunduğun gibi dost doğru ol. İstikamet üzere ol. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hud suresi beni ihtiyarlattı buyuruyor. Bu ayet Hud suresinde geçer. Bazı alimler bu yönüyle değerlendirmiş. Peygamberimizi ihtiyarlatan istikamet emri. Yani her halükarda istikamet üzere olabilmek, dosdoğru bir şekilde gidebilmek kolay bir şey değil. İstikamet derken mesela inançta istikamet. Yahudiler, Hristiyanlar gibi inançta farklı mecralara kaymak da var. Veya şu anda Müslümanlar açısından baktığımızda Mutezile'den, Cebriye'den ve daha başkalarından olmak da var. Bediüzzaman Hazretleri'nin şöyle bir tespiti var, diyor ki her ne kadar diyor 73 fırka şu anda birer fırka şeklinde görülmüyorsa da bunlar zihinlerde yine mevcuttur diyor. Şöyle ki adam mesela arabasının arkasına yazmış, kader utansın. Yani haşa, yani burada bir Cebriye tarzında kadere bir bakış var. Kaderden de bir şikayet var aynı zamanda. Ve bu insan inanç itibariyle çok tehlikeli bir konumda. Daha bazıları diyelim insan kaderini kendisi çizer diyor. Bu da Mutezile tarzında bir değerlendirme. Ve pek çok Müslüman'da bu tarz bir anlayış hakim olabiliyor. İşte itikatta istikamet kolay bir şey değil. Yani kıldan ince, kılıçtan keskin tabirini kullandık ya, onun gibi dengeli bir itikada sahip olabilmek çok kolay değil. Öte yandan ibadette tam bir istikamet üzere olabilmek, bu da en büyük mazhariyetlerden birisi. Herkes o yolda tam da gidemiyor, bu da ortada. Sonra muamelatında, insanlarla muamelesinde, konuşması, adabı, görüşmeleri, bütün bunlarda istikamet üzere olabilmek, aşırılıklardan, ifrat tefritten uzak olabilmek elbette çok büyük bir mazhariyet. İşte istikameti isterken bunlar da hatırımıza gelirse elbette Allah'tan da ona göre istemiş oluruz. Yani Allah'ım bize istikamet ver derken iç dünyamızda istikamet ne kadar açılmışsa onun açılımını Allah-u Teala'dan istemiş oluyoruz. Veli abdi mesele. Kulum için istemiş olduğu vardır. Demek ki bunu isterken bir derinliği yakalamak lazım. Geçenlerde bir ayet benim bu noktada epey dikkatimi çekti. Zümer suresinde geçen bir ayet. En tegule nefsun ya hasrete ala ma ferrattu fi cembillah. Diğer alemde nefsin şöyle demesi vardır diyor. Yazıklar olsun bana Allah yolundaki eksiklerimden dolayı. Ala ma ferrattu. Şimdi Arapça ifadesiyle söyleyelim. Ferrata yuferidu tefrit. Tefrit buradan geliyor. Tefrit yapması gerekenleri yapmamak, eksik bırakmak anlamında. İşte yapmam gerekip de yapamadığım şeylerden dolayı yazıklar olsun bana. Diğer alemde insan böyle diyecek diyor. Şu anda hepimizin ilim, irfan, işte ahlak, edep, bütün bunlarda belli bir hissesi vardır. Belli bir noktaya gelmişizdir diyelim. Ama bunun daha ilerisi yok mu? Daha ilerisi vardır. İdeal boyutu vardır. İdeal boyut sırat-ı müstakimdir. İşte o sırat-ı müstakimi ihtina sırat-ı müstakim diyerek biz her namazda Cenab-ı Hak'tan istiyoruz. Cenab-ı Hak tam bir istikameti hepimize nasibi müyesser eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.